Seçim mağlubiyeti sonrasında muhalefet bloğunda başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. Meral Akşener'e en yakın isim İyi Partili Lütfü Türkkan bomba itiraflarda bulunan son isim oldu. CHP milletvekilleri seçimden önce bizden Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçmemizi istediği iddiasını ortaya attı. Türkkan ayrıca yerel seçimlerde CHP ile ittifaka da kapıyı kapattı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bana gelip ne olur Meral Hanım'a güveniyoruz, Kemal Bey'in adaylığını önüne geçin diye bana söyleyenler kimmiş var ya. O? CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenler vardı dedi. Parti içi krizlerle boğuşan CHP'yi daha da karıştıracak sözler söyledi. Bana söyleyenler kimmiş var ya. Kimmiş o? O milletvekillerinin derhal var söylemeli. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sipah etsinler. İddianın sahibi İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan. Türkkan, Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili bomba gibi bir itirafta bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu evet, aday olmasın evet, dediler diyorsunuz. Evet. O dönemdeki bütün anketlerin tamamında hem Mansur Bey hem Ekrem Bey öne çıkıyordu. Altını masaya kabul ettiremedi. Kemal Bey'in adaylığı konusunda ittifak yapmış diğer partilerde olunca bu masadan başka aday çıkmadı maalesef. Seçim yenilgisinin sorumluluğunu CHP'ye yıkan Türkkan, yerel seçimler içinde ittifaksız modele vurgu yaptı. Ben İyi Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına 81 ilde seçime girmesinin doğru olabileceğini düşünüyorum. Gözler bir yandan Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamada. Akşener'in de parti tabanından gelen ittifaksız seçim talebine göre yol haritası açıklayacağı konuşuluyor. Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Açık ve net söylüyorum. Değil altılı masa. Gerekirse 16'lı masa kuracağım. 16'lı masa kurmak için yola çıkan Kılıçdaroğlu'yla işbirliğine kapıları bir bir kapayan ilk kendi ortakları oldu. Benim bir başka partinin tabanındakileri mutlu etmek, onlara hitap etmek gibi ayrıca bir şeyimiz yok. Bir şekilde Millet İttifakı'yla girdik diye hayatımız boyunca bu seçmenle uğraşacağız diye bir görevimiz yok. CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili Nedim Yamalı'nın CHP'li seçmeni hedef alan açıklamalarına Kılıçdaroğlu'nun vereceği cevap bekleniyor.